projemizi oluşturabilmemiz için terminalimize ng new projemizin adı şeklinde bir komut yazmamız gerekiyor. Hemen terminalimizi açalım. İlk önce projemizi oluşturmak istediğimiz dizine gidelim. Ben masa üstünde oluşturayım. CD desktop dedim. Şimdi ng new ilk projem olsun projemizin adı. Enter'a bastım. İlk soruda bana routing yapısı kullanmak isteyip istemediğimi soruyor. Yani ben projemde birden fazla sayfa ile çalışacaksam eğer buna yes diyeceğim. Tek sayfa bir proje yapacaksam no diyeceğim. Yes diyorum. İkinci soruda da benden hangi stil şablonunu kullanmak istediğimi soruyor. SAS veya LESS seçebilirsiniz, CSS seçebilirsiniz. SCSS seçip Enter'a basıyorum. Şimdi projemi oluşturuyor Angular CLI. Bu süreç biraz uzun sürebilir. Bu yüzden ben videoyu duraklatıyorum. Evet, projemiz bitmek üzere bitti. Şimdi projemizi oluşturduğumuz dizine gidiyoruz. C'de ilk projem yazıp projemizin bulunduğu dizine gittik. Projemizi başlatmak için ng serve komutu veriyoruz. Bu komutu yazdığımızda Localhost 4200 portunda projemiz çalışıyor olacak. Bunun sonuna eksi o yazarsak eğer projemiz çalışır ve tarayıcımızda otomatik olarak açılır. Gerekli compile işlemlerini yapıyor. Evet, projemiz açıldı. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Angular'ın default olarak geldiği ekranı bu şekilde. Bir sonraki bölümde kısaca klasör yapısı ve dosyalardan bahsedeceğiz.